Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun konusu cadı kral. Cadı kral nasıl olmalı? Hangi yeteneklere vermeliyim? Hangi itemleri kullanmalıyım diyorsanız doğru videodasınız. Cadı kral orduyu baflayan bir komutan olduğu için itemleri de ona göre olması lazım. Hani ordunun hasarını arttıran, ordunun oluşturduğu hasarı yükselten itemler olması lazım. Yüzlerin kısa kılıcı da tam birebir cadı kral için kuvvet hızın yanında orada hasarı artı 3 veriyor. Ekstradan özellik olarak da müttefik yakın dövüş birimleri oluşturulan hasarı %9 arttırıyor. Hani yadı kral orduyu bafladığı için hani böyle itemler kullanmanız lazım. Altın item olup hani liderin kısa kılıcı de başka iteminiz varsa mor itemlerin çok bir alternatifi yok yadı kral için. Ama altın itemlerde orada hasarını arttıran kuvvet ve yani yakın dövüş birimleri oluşturan hasar da varsa altın itemlerde yükseltme de imkanınız varsa olsun. Ama her şekil liderin kısa kılıcı en iyi itemi. Zırhı, büyük savaşçı zırhı kullandık arkadaşlar. Kuvvet savunma ve ekstradan da asker dağıntılığından ek özellik olarak 12 savunma geliyor. Mor itemlerle hani büyük bir savunma yapabiliyorsanız kuvvetin yanında. Hani 20 küsür kuvvetin yanında yüksek bir savunma yapabiliyorsanız o da olur mor Ama olmazsa Büyük sağaçsız en ideali. Kask olarak kemik maskeyi kullandık arkadaşlar. Kemik maskeyi kullanmamızın en büyük sebebi temel özelliklerinden hariç atta verdiği ek özellik. Manipülasyon özelliği. Manipülasyon özelliği arkadaşlar her iki turda düşman hedefin bir tur boyunca hasar oluşturmasını %42 azaltıyor. Hani çok yüksek bir azaltma yapmış. Güzel bir kask. Ekstradan ordu SPS artı 3 veriyor. Hani ordunun savaştaki canını 3 arttırıyor arkadaşlar. Zaten 18 kuvvet ve 18 odaklanma da var. Güzel bir item. Ama dediğim gibi en önemlisi manipülasyon yeteneğinin iyi olması. Aksesuar olarak Moria'nın davullarını kullandık. Neden? Liderin kısığı kılıcında da bahsettiğim gibi orada hasarı yakın dövüş artı 3. Hani orduyu baflayan bir komutan olduğu için sürekli ordunun hasarını arttıran, oluşturduğu hasar arttıran itemler kullanmanız lazım. Kuvvet odaklanma hızın yanında ordu hasarı yakın dövüş artı 3 veriyor. Çok güzel bir item. Hani bu sayede 3 3 artı 6 ordu hasar arttırıyor arkadaşlar. Hani çok yüksek bir oran. Hatta Hattaki cücelerin musibeti cüce düşman birimlerinin aldığı hasarı 14, 18 arttırıyor. Hani burada yanlış anlaşılmasın. Cüce düşman birimlerine verilen hasar arttırıyor bu komutanın ordusu. İkinci kısım yetenek puanları nasıl olmalı? Yetenek puanları gösterdiğim şekilde yaparsanız sizin için en iyisi olur. Cadı kralı başka türlü kullanmayın ezilirsiniz. Aynen bu şekilde kullanmanız lazım. Cadı kral arkadaşlar en önemli yeteneği kara kumandan ve çağrıcı yetenekleridir. Niçin? Çağrıcı yeteneğiyle ilk iki turda bütün müttefikler inisiyatif alır ve %75 şansla 2 tur boyunca da combo yapar. Şimdi neden bu yeteneği en önemli yeteneği? Hem ilk 2 turda bütün müttefik birimler inisiyatif alıyor. Hani ne olursa olsun ilk 2 turda senin birliklerin saldıracak inisiyatif aldığı için. ilk sen saldıracaksın. yeten bir de %75 şansla ki bu çok yüksek bir oran. %75 şansla da combo yapacaksın. Bu birlikler hem ilk saldıracak hem iki kere saldıracak. Çok yüksek bir oran ve güzel bir yetenek. Rakuman'dan yeteneği ise burada bahsettiği ırkların hasarını %30 arttırıyor. Bu da güzel bir oran. Bütün kapsaması da güzel. Ayrı yeten de tam seviye etkisi olarak da HP'leri 2 artıyor. Hani az önce buradan da 3 arttırmıştık 5 oldu. Anladınız? Ondan sonra ki hani buna verdikten sonraki en önemli yeteneğiniz yüzük tayfı. Neden yüzük tayfı arkadaşlar? tüm düşmanları anlan yakma zehir ve oda kasanın %30 attırıyor. Şimdi yani kullanacağım zor diye geçince anlayacaksınız ya bu yeteneğin olduğunu. Yüzük tayfı çok önemli. Bundan sonraki hani buna 15 tane vermek zorundasınız ki bunu 7 yapabilirsiniz. Ve ya üçüncü en önemli yetenek Nazgül çığlığı. Yüzük tayfından sonra Nazgül çığlığı neden? Birinci turda iki düşman hedefe direkt sersemletme atıyor. Direkt. Hani bu yetenekle çarlıcı yeteneğiyle birebir hani ikisi iki yetenek komboluyor gibi bir şey düşünün. Birinci turda iki düşman birime karşı yüzde yüz şansa sersen etme yapıyor. Bittiğinde de yüzde yüz altmış dört oda alır devamlı. Ondan sonra kalan bütün yetenekleri Nazgül Efendisi'ne verin. Çünkü vurucu komutanlar VK'nin en hassas noktası. Vurucu komutanlara karşı çok hassas. Ama buna verirseniz hiçbir şey kalmaz. Her yeten düşman komutanını sersen etme ihtimali de var. ...pullerseniz... Yani çoğu hani bu arkadaşımızın, yaptığımız arkadaşımızın cadı kralı biraz saygının yüksek bir komutan. Siz buna verebildiğiniz kadar verin. Sersen de orada hasar, şey, komutanın verdiği hasarı düşersin. Üçüncü kısım cadı kralın ordusu nasıl olmalı? Cadı kral yakma hasarını büyük oranda arttırdığı için ve simyacıların da normal üç %300 yakma hasarı verdiği için kesinlikle ve kesinlikle %100 kesinlikle ve kesinlikle en az 4K 5K simyacı koymak zorundasın. 4K 5K simyacı koymak zorundasın yüksek hasarlar çıkartması için. 3K'dan az olursa tek girsin. Onun örneğini göstereceğim. En az 4K 5K simyacı koymak zorundasın. Zaten 3 artı 3 6 HP kazanıyoruz. 6, 6 da buradan saldırı itenlerden buffladığımız için Hasarı 4 14ten 10'a 20 oluyor. Çok güzel bir oran. EPS'i 30'dan 36 oluyor. Yani kolay kolay ölmeyecek birimler yapıyoruz aslında. Dediğim gibi simyacı %100 olması lazım. En az 4-5K arasında bir şey olması lazım simyacının. Çünkü ilk iki tür kombo yeteneğinden, inisiyatif kazanma yeteneğine çok yüksek hasarlar verebilmemiz için. Atrolü koymamızın sebebi de hani olur da e, karşı bağışıklığı olan bir komutan gelir. Hani ordusu sersemlemezse herkes dağıt trolüne vursun diye. Dağ trolünün, dağıt devasa etki yeteneğiyle hani ilk 3 tur %90 ihtimalle düşman orduyu kışkırtıp bu birime saldırması için zorlar. Hani ve olur da karşıdaki ordu sersemlemezse vuracaksa bu orduya hani vursunlar diye Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. Hani demiştim ya simyajlar en az 4.5-5k olsun. Onun sebebi bu. Bak cadı kralı teoremi hatta neredeyse tekliyormuşum. Neredeyse. 104 tane de çapucu koyduğu halde neredeyse tekliyormuşum. Neden bu? Bütün her şeyde doğru vermiş bakın. Hepsine doğru verilmiş. Bir kere morgul arbaletçisi kullanmayacaksın cadı Kral'da Hiçbir iş yapmaz. Hiçbir iş görünmez. Ve simyacıları çok az koymuş. 2500 tane simyacı koymuş. 73 kavurabilmiş. 2500 tanesi. 64 kada Murgulara bet vurmuş. Ama ortada hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi ben 166 k yaylokçuya 144 kada atlos var ya vurdurmuşum. Hani demek istediğim şu. Simyacılar en az 4.5-5k olması lazım. 4.5-5K olmazsa her zaman yenilirsiniz. Da morgul alberçisi yerine yağmacı korsan koymanız lazım. Troll sayısı 104 çok. 104 olmaması lazım. Maksimum 50-60 arasındaki troll olması lazım. Diye şekilde yenilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim cadı kralı yaptığımız arkadaşın raporlarına. Çok sağlam üst düzey bir ev oyun var karşımızda. Hani çok üst düzey. Altın temler olmasa da mor itemleri fulllemiş bir ev oyun var cadı kral böyle çapkınlık yapıp yemin bozan kullanmış ama troll de kullansaydı çok farklı olacağını sanmıyorum. Gördüğünüz gibi. Simyacılar 241 kavurmuş. Yağmacı korsanlar 104 kavurmuş. Ve karşıdaki ordu da hani hiçbir şey yapamamış neredeyse. Hiçbir şey yapamamış. Bir diğer raporumuz Dvanin'e karşı. Yalnızdan savaşçısına verdiği halde yani müttefik ordusu Annen yakmasan 150 düşürdüğü halde hiçbir şey yapamamış. Gördüğünüz gibi hani hiç ne kendisi hasar verebilmiş bakalım. Ne, ne divanı hasar verebilmiş ne ordusu. Ama bunun yanında simyacılar 172 kavurmuş. Zaten yağmacı korsanlar da kendi hasarını çıkartıyor. Ya da Gandalf'a karşı hani Gandalf biraz kötüymüş gerçi ama sonuçta ordunun hepsi ölmüş. Şimdi bozanları bırakıp bu sefer tura koymaya başladık. Geçelim diğer raporlara. Teoden ve cadı kral raporu. Gerçi Teoden ikinci savaşı büyük ihtimal aynen. Ona rağmen itemler de doğru. Hani mantıklı verilmiş. Sadece seviyeleri düşük. Ve raporu bu. Hani hasar bile verememiş. Gibi. Yine simyacılar 224 kavurmuş. Yağmacılar 24 kavurmuş. Sıda kordu zaten hasar veremeden bitmiş. Bu da Eomer. Hani bu arada bu cadı kralın birinci savaşı Teoden'le ikinci savaşı da Eomer'le oluyor. Haberiniz olsun. Peş peşe yaptığı bir savaşlar. Bir de bir Eomer var nasıl yani yanlış dağıtmış. İtemleri de yetenekleri yanlış dağıtmış. Fark etmez. Yine cadı kral yok etmiş. Gördüğünüz gibi 250 kasimyajlar vurmuş. Devam. Bu diğer bir rapor. Hani Arwen İtemler vermiş. Yüksek seviyeli itemler vermiş. Doğru yeteneklere de dağıtmış. Ama. Hiçbir şey yapamaz. Hem seviyesi düşük. Gördüğünüz gibi 45. Böylece hiçbir şey yok çünkü Arven orduyu bufflayan. Hani hasarını bufflayan bir komutan değil. O yüzden. Sen çok üzüldün raporu bu rapor. Hani güçlü bir demir ayak. Hani çok güçlü bir demir ayak. Hani savunması da şeydi, Oturup putur yeteneklerini de doğru vermiş. Ama ona rağmen hani 3. savaşı, 4. savaş olmasına rağmen cadı kralı hasar bile verememiş. Simyacılar direkt 300 kavurmuş. Diğerlerinin zaten vurmasına gerek kalmamış. Baksana ya. 2 kavurmuş, demir ayak 15 kavurabilmiş. Çünkü arkadaşlar niye böyle olmuş? Dediğim gibi hani en önemli yeteneği demiştim ya combo yeteneği. 4 tur sürmüş maç. Maç 4 tur sürmüş. Hatta 4 tur bile değil. 3 tur de. 4. turda zaten bir şey kalmamış. 3 turda cadı kral. 3 turda bitirmiş yani. Orduyu bitirmiş. Karşıdaki vurucu komutanın hasar vermesine fırsat bile kalmamış. Baksana. Bitmiş yani. Direkt bitmiş. Diğer rapora geçelim. Kral Aragon. İtemleri çok güzel aşırı güzel Aragon ama dediğim gibi yakma hasarını düşten temler takmadığınız sürece cadı kralının raporları her zaman böyle olur. Bak fark ettiniz mi? Her zaman simyacılar 5k ve üzerinde. Her zaman 5k ve üzerinde olması lazım simyacılar. Yaylokçular 37 kavrulmuş arkada olmasına rağmen 3500 tane şey. hiçbir şey 50 kda Aragon vurmuş. 337k simyacı vurmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi simyacılar her zaman 5 kahve üzerinde olması lazım. Gelelim canımızı aşırı sıkacak bir rapora. Hani oyundan soğutacak bir rapor. Hemlere bakın. Görüyorsunuz. Her şeyi doğru. Her şeyi kask hariç. Kaskı attım iferi kask olsa tamam olurmuş. Kask hariç her şeyi doğru. Her şey. Zaten kendi kalkanını kullanmış güzel. Ona rağmen tek giymiş. Direkt tek giymiş yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar rağmen tek giymiş. Gelelim bir diğer Theoden raporuna. İtemleri kısmen doğru. Kemen güzel itemler vermiş. Lakin yine hiçbir şey olmaz ortada. Dediğim gibi. E, inisiyatif yetenekleri, Nazgul yetenekleriyle ilk 3 turda, 4 turda zaten işi bitiyor ordunun. Gelelim diğer rapora. E, burada gördüğünüz gibi Cadı Kral'ın son savaş artık. Neredeyse ordusu bitmiş. 150k gücü kalmış ordunun. 4K simyacısı var sadece. 581 ölü var. 352 de yağmacı korsan kaldığı halde şuna bak ya. Evo'nun güzelliğine bak. Full artı full. Full artı full. Yüksek saygınlığı olan da bir ev oyun. Hani baksana verdiği yetenek puanına. Yarım cadı krala vuruyor. Hiçbir şey olmuyor. Neredeyse bu halde bile tekleyecek. Baksana. 4K simyacı 307 k vurmuş. 4K ya. 4K bile de 3300. Baksana ya. Evo'nun güzelliğine bak. Sonuca bak. Bu da diğer bir Evo'nu da raporu. Full artı full yine gösterdiğimiz gibi. o değil. Bu da başka bir arkadaş. İtemleri doğru hani. Şeyleri falan doğru vermiş. Yine sonuç hüsran. Bak. 273 kavurmuş simyacılar bu raporu göstermemin sebebi hani vurucu komutanlar e, vurucu komutanlar iş yapar diyoruz ya o da yapamıyor. Çünkü %30 hasarını düşürtüyün Zaten ordusu kalmayacak ki. Direkt yok olacak. Baksana. Direkt 161 kavurmuş simyacılar. Ortada bir şey yok. Direkt pert. Yok oluyor yani direkt ordu. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. Yorumlarda sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.